Ramazan ayı boyunca El-Münkız Dalal adlı eseri okumaya devam ediyoruz. Üçüncü kısımdayız. Hakikati arayan gruplar. Yüce Allah fazlı ve engin cömertliğiyle beni bu hastalıktan kurtarınca hakikati arayanların dört gruptan ibaret olduğunu gördüm. Birincisi kelamcılar. Düşünen ve akıl yürüten kimseler olduklarını ileri sürerler. İkincisi batıniler. Talim ehli olduklarını ve hakikati masum imamdan öğrenmenin kendilerine özgü olduğunu iddia ederler. Üçüncüsü filozoflar kendilerinin mantıkçı olduğunu ve kesin delile sahip bulunduklarını ileri sürerler. Dördüncüsü sufiler daima hakkın huzurunda bulunan müşahede ve mükaşefe sahibi seçkin kimseler olduklarını iddia ederler. Bunun üzerine kendi kendime hakikat bu dört grubun dışında olamaz dedim. Gerçeği arama yollarında yürüyenler işte bunlardır. Eğer hakikat bunların dışında ise artık gerçeğe ulaşma ümidi kalmaz. Çünkü taklitten kurtulduktan sonra tekrar ona dönme ümidi de kalmamıştır. Zira taklitçinin şartlarından biri de kendisinin taklitçi olduğunu bilmemesidir. Eğer bunu bilirse taklit şişesi kırılmış olur. Artık şişe onarılamayacak şekilde parçalanmış, parçalar toplanıp bir araya getirmekle tamir edilemeyecek biçimde dağılmıştır geriye sadece ateşte eritilip başka bir sanatta yeniden kullanılması kalmıştır. Hemen bu yolları takip etmeye ve söz konusu grupların görüşlerini araştırmaya koyuldum. Önce kelam ilmiyle başladım, ikinci olarak felsefenin yöntemini, üçüncü olarak batinilerin öğretilerini ve dördüncü olarak da sufilerin yolunu inceledim. Bir sonraki videomuzda kelam ilminin amacı ve sağladıklarından bahsedeceğiz.